Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın en sinirli 9 savaşçısını seçeceğiz. Neden 9 savaşçısı, neden 10 değil? Onu ben de bilmiyorum. Niye öyle yapmışım? Çok da bir emin değilim, fikrim de yok. Zaten listem de çok saçma olmuş olabilir ama ilk 3'e gerçekten çok güveniyorum arkadaşlar. Brawl Stars'ın en sinirli 3 savaşçısını sizler de lütfen yorumlar kısmına yazın. Bakalım benim ilk 3 savaşçımla aynı mı? Şimdi ben bazı karakterlerime bakıyorum, şöyle bir tane kostüm. Yani kostümleri normalde çok eklemedim. Mesela Arch William B olsun, Mega Böcek B, Kral Yengeç Kral Tik. Yengeç Kral Tik mi, Kral Yengeç Tik mi, çok emin değilim, çok bilmiyorum. Onun dışında böyle kostümleri koymadım ama sadece bir tane kostüm koydum. Onu da gerçekten sinirli olduğu için koydum. Şimdi Mega Böcek B falan böyle sinirli, kötü. Kötü mü sinirli mi? Kötüyle sinirli biraz ayırt etmek istemedim. Bilmiyorum ya, yani kötüler kötüdür, sinirliler sinirlidir. Ne demek istedim şu an ben de bilmiyorum. Yani öyle çok fazla kostüm koymadım arkadaşlar. Sadece bir tanesini koydum dediğim gibi. Ama burada özellikle sizin de ilk 3 tane yazmanızı istiyorum. En sinirli 1, 2, 3 şeklinde yorumlar kısmına yazalım. Bakalım video sonunda benimkilerle aynı mı arkadaşlar? O zaman ben en sinirli seçtiğim savaşçı ile başlıyorum. Yani ben niye 9 yaptım onu da bilmiyorum arkadaşlar ama. Şimdi benim en sinirli dediğim 9. sıramda hangi savaşçı varmış? Crow varmış arkadaşlar. Yani Crow'u da niye seçmişim? Acaba tam böyle şey değil yani. Çok aşırı kızgın değil ama bir tık kızgınlık var böyle. Kaşlar falan biraz sert bakıyor, sinirli bakıyor gibi bir durum var ama o yüzden Crow'u 9'a koymak istedim. Bilmiyorum Crow sizde üst sıralarda yer alıyorsa da çok emin değilim arkadaşlar. Ben 9. sıraya koydum. Şimdi 8 ve 7. sıradaki karakterler için gerçekten emin değilim. Yani o kadar çok arada kaldım ki arkadaşlar. 8. sıraya ben Nita'yı koymuşum. Peki 7'ye kimi koydum? Karıştırdım yani, sürekli olarak 7'ye onu mu koysam, 8'e onu mu koysam derken Nita'yı 8'e koydum. Nita nerede? Şimdi Nita'yı 8'e koymamın sebebi de şu arkadaşlar. Özellikle böyle değişik değişik bağırması ve bakışı, ağzının hareketine falan bakar mısınız? Yani sanki böyle bizi yiyecek gibi bakıyor arkadaşlar. O yüzden ben 8'e Nita'yı koydum. Peki 7'ye kimi koydum? İşte Nita ile arasında çok kaldım arkadaşlar. 7'ye kimi koymuşum burada? Bakıyorum Daryl'ı koymuşum 7'ye. Şimdi acaba 8'e Daryl'ı mı koysaydım, Nita'yı mı koysaydım? Orada siz karar verin. Artık çok emin olamadım arkadaşlar. Sanki böyle Daryl'ın da böyle bir sinirli yapısı var. Zaten gözüne bakarsanız böyle değişik değişik hareketleri var arkadaşlar. Peki sizce 8. sırada Daryl mı olmalıydı, Nita mı olmalıydı? Onu da yorumlar kısmına yazın. Ben dediğim gibi çok arada kaldım. Yani bilmiyorum, 7'ye Daryl'ı koymuşum. 6. sıraya peki kimi koymuşumdur? Şimdi şöyle size bir tercih yaptıracağım arkadaşlar. 6. sırada buradaki 6 savaşçımızdan birisini koydum. Bull mu, Jesse mi, Brock mu, Dynamite mı, Bo mu, Tick mi? İşte bunlardan birisini ben 6. sıraya koydum. Ya ben gerçekten şu an bakıyorum da gerçekten çok saçma bir sistem yapmışım. Yani liste çok saçma olmuş benim için. Ama sizin de listenizi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım böyle mantıklı bir liste yapabilecek olan var mı? Ben burada tahminleri de yazdıysanız o zaman yorumlar kısmına, 6. sıraya Bo'yu koymuşum arkadaşlar. Peki niye Bo'yu koymuşum? Şimdi Bo'nun sesi biraz böyle bir sinirli gibi geliyor. Zaten şuradaki bir bakışa bakarsanız arkadaşlar, yani bilmiyorum da bence hak ediyor diye düşünüyorum bu sırayı. Peki 5. sıraya sizce bu 6 savaşçı arasından kimi koymuş olabilirim? Surge, Colette, Lou, Ruffs. Abi ben Ruffs'ı hiç koymamışım ya. Ben Ruffs'ı hiç koymamışım. Ruffs da sinirli bir karakter gibi ama Ruffs'ı niye koymamışım? Evet, Ruffs yokmuş. Ruffs da olabilirdi yani, değil mi? Olması gerekiyordu bence ama ben Ruffs'ı koymayı unutmuşum herhalde. Niye koymamışım çok emin değilim ama ben 5. sıraya Buzz'ı koydum. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne alaka arkadaş, Buzz'ın neresi sinirli? Belki benim aynı fikirde olacaklar da vardır ama Buzz'ın koymamın sebebi, özellikle Buzz'ı buraya koymamın sebebi paylaşılan fotoğraflar arkadaşlar. Brawl Stars resmi hesapları tarafından paylaşılan Buzz'la ilgili hiçbir fotoğrafta arkadaş... Bir insan... Gülmez mi? Gerçi insan değil, dinozor ama. Yine de gülmez mi yani, değil mi? Evet, Buzz gülmüyor arkadaşlar. Hep sinirli. Yani sürekli birilerine bir emir veriyor, bir yerleri gösteriyor. İşte burada da öyle. Bu birinci fotoğraf. Diğer fotoğrafta bu kez Leon'a sinirleniyor. Leon'a yiyecek içecek içmediği oradaki tabelayı gösteriyor. Yine burada sinirden deliye dönmüş durumda. Ve en önemlisi oyunumuzun yükleme ekranı. Burada savaşçılarımız çok güzel şekilde eğlenirken burada Buzz
yine onlara kızıyor arkadaşlar. Yani sürekli bir kızgınlık halinde. O sebeple Buzz bende 5. sırada arkadaşlar. Bakalım belki Buzz'ı siz ilk 3 sıraya da koymuş olabilirsiniz. Yani belki sinirli değil bile demiş olabilirsiniz ama en sinirli karakterler sıralamasında özellikle benim listemde 5. sırada arkadaşlar. 4. sırada ise bir kostüm var arkadaşlar. O da Kral Lu. Yani Kral Lu'yu almamın sebebi arkadaşlar, yani gözlerine bakar mısınız, resmen ateş ediyor. Yani sinirden resmen ateş fışkırıyor böyle gözlerinden. O sebeple bence yani 4. sırada olması gereken bir karakter diye düşünüyorum. Yani normal hali böyle tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli mi bir karakterken buradaki kostümü resmen ateş ediyor arkadaşlar. Yani sinirden deliye dönmüş. Niye bu kadar sinirli çok bilmiyorum. Ama burada kostüm olarak bunu eklemek istedim. Yani sinirli kostümler arasından aklıma gelenler yok arkadaşlar. En azından gelmedi yani. Sizlerin aklına gelenler varsa yine yorumlar kısmına yazın. Tabii ki yorumlar kısmına gitmişken de bir tane like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederekten hemen 3. sıraya. İşte sizler de muhtemelen videonun başında ilk 3'ünüzü belirlediniz arkadaşlar. İlk 3 sıramda benim özellikle burada Mr. P var arkadaşlar. Şimdi Mr. P buraya baktığımız zaman çok sinirli gibi değil, değil mi? Ama hem Snowtail yani tatil kaçışı sezonundaki buradaki yani niye bu Bo ve Bula sinirlendi bilmiyoruz ama buradaki sinirli hali ve yine aynı güncellemeyle gelen haritamızda biliyorsunuz ki arkada sinirden deliye dönmüş bir şekilde arkada değişik değişik hareketler yapıyordu ve özellikle bir de oyunumuzun gizemli karakterlerinden olması sebebiyle bence Mr. P 3. sırayı hak ediyor arkadaşlar. Listede 2. sırada Bul var arkadaşlar. Ya ben Brawl Stars'a ilk başladığım zaman da Bul'u ilk gördüğüm zaman mesela gerçekten çok acayip bir sinirli bir hali var şeklinde diye kendi düşündüğümü hatırlıyorum arkadaşlar. O yüzden Bul her zaman için benim 2. sıramda. Hatta 1. sırada olması da gerekiyor ama 1. sırada olması gereken karakter bence daha farklı bir karakter diye düşünüyorum. Yani en azından siz de öyle düşünüyor olabilirsiniz. Gelelim 1. sıraya. İşte burada görmüş olduğunuz 6 karakterden birisi benim 1. sıramda. Muhtemelen çoğunuzun da 1. sırasında olabilir. Yani şöyle baktığımız zaman kostümle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman tatlı mı tatlı bir Jackie'yi görüyoruz. Ama arkadaşlar şuradaki emojisi aslında konuşmaya gerek yok. Ne kadar sinirli olduğunu buradan da gördüğünüz gibi anlatıyor arkadaşlar. Yani Jackie'nin bazı sesleri arasında böyle duyamadığımız yerler var. Aslında ne kadar sinirli olduğunu oradan da çok rahat anlayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, sizlerin de eğer benimle aynı fikirde olanlar varsa onlar da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasınlar. Benim 1. sıramda Jackie var arkadaşlar. 2. sıramda sinirli abimiz Bull var arkadaşlar. 3. sırada da hem gizemli hem sinirli Mr. P var arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Ya şimdi fark ettim de arkadaşlar şurada hakikaten çok saçma bir liste oldu bu ya. Niye böyle oldu bilmiyorum da. Mesela Mortis'i niye koymamışım abi ben? Şimdi Mortis'i neden koymamışım? Mortis de olabilir ama şimdi buraya baktığım zaman Mortis böyle burada bir sinirli bir hali yok. Yani burada bir mutlu gibi bir hali de var. O yüzden koymamışım herhalde. Onun dışında Ruffs'ı koyabilirdik veya farklı kostümler de konulabilirdi. Yani sizler de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ama gerçekten de yorumlar kısmında bu ne biçim liste ya diyenleri de görür gibiyim. Ama biraz böyle şey yapalım arkadaşlar. Böyle biraz daha anlayışlı olalım. Ya hem herkesin fikri de farklı olabilir arkadaşlar ya, değil mi? Ya bu benim ilk 9'um. Gerçi ilk 9 niye 10 değil onu da bilmiyorum da. Neyse ama şimdi bana hak verenler de olabilir diye düşünüyorum. Şu an baktığımız zaman tamam liste biraz saçma olmuş olabilir. Niye 10 değil 9? Tamam evet 10'da haklısınız. Şimdi farklı karakterler var mı yok mu? Oraya eklenebilir, eklenemez miydi? Onu da bilmiyorum. Ama benim listeme böyle bence normal diyenler varsa yorumlar kısmına yazsınlar. Listeyi saçma bulmayan herkes de bir tane like atarsa çok mutlu olurum. Görüşürüz.